Arkadaşlar merhaba, bugün SQL sunucumuz üzerinde kullanıcı hesapları nasıl yönetilir, bu konuda çalışma yapacağız. Sunucuma bağlanıyorum yine. SQL Server kurulumu bittikten sonra birkaç tane standart işlemimiz var demiştik. Bu config ayarlarıyla ilgiliydi. Erişimle alakalı sorunları giderebilmeniz için bunu kullanıyordunuz. Daha sonrasında yapacağımız ikinci işlem ise bu SQL Server'a kimler giriş yapabilecek, bu konuda çalışma yapmamız gerekiyor. Öncelikli olarak SQL Server'ımızı, SQL Server Management Studio'yu açarak başlıyorum. Şuradan direkt gelip SQL Server'ı kurduktan sonra ayrıca SQL Server Management Studio'yu kurmanız gerekiyor. Kurduktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. SQL Server'ı yönetebileceğiniz ekran. Management Studio üzerinden işlemler gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki birçok uygulamada bunu göreceksiniz. Management Studio açıldığı zaman bizden nereye, hangi sunucuya bağlamamız gerekir bir takım bilgiler soracak. Önce Server Type diyecek. Nereye bağlanmak istiyorsak kuruluma göre burada onu seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şayet bir OLAP sunucusuna bağlanacaksak Analysis Services diyoruz. Bu bir OLAP sunucusu demek. Kurulum dersinde hatırlarsanız bunu işlemiştik. Şayet kurulumda OLAP seçtiyseniz otomatik olarak buradan Analysis Service deyip hangi makineye bağlanmak istiyorsanız onu belirtebilirsiniz. Bir diğeri Reporting Service diye bir özellik var demiştim. SQL Server içerisinde gelir ve bir web sunucusu üzerinde doğrudan sınavınıza bir tane site oluşturur. Siz web üzerinden sorgularınızı gönderip ekranları çok güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir raporlama tool'udur Reporting Service. Ayrıyeten kuruluyor demiştik. Integration Service ise SQL Server üzerinde birden fazla işlemi belirli periyotlarda şu şekilde gerçekleştirsin istiyorsanız o zaman bir entegrasyon servisi kurmanız gerekiyor. Yine ilk anlatmış olduğum SQL Server kurulumundaki eğitimi tekrar ederseniz orada göreceksiniz. 2019'da beraber gelen bir özellik Azure seçtiğiniz andan itibaren Azure'da bulunan yani Microsoft Azure üzerinde bulunan SQL sunucunuza erişim imkanı sağlar. Direkt bağlanmak için bir subscription key, bir firma bilgisi ya da bir SSIS bilgisi tanımlayıp işlem yapabilirsiniz. Ben burada OLTP üzerine çalışacağım. Database Engine diyorum. OLTP seçtikten sonra hangi makineye bağlanacaksam onun adını yazıyorum. Kendi makinem de gelmiş. Şimdi burada iki tane authentication modeli var demiştik. Bunlardan bir tanesi Windows, bir diğeri ise SQL Server Authentication. Windows Authentication'ın amacı şudur. Bilgisayara hangi kullanıcıyla giriş yaptıysanız, hangi kullanıcıyla açtıysanız, o kullanıcının, who am I diyorum, hangi kullanıcıyla giriş yapmışım, şu makinedeki ya da şu domaindeki, şu username ile giriş yapmışım, o zaman o kullanıcının bilgilerini doğrudan alacak. Windows Authentication. Deneyelim. Connect diyorum. Şu an ne yaptı? Otomatik olarak bağlantı kurdum. Peki başka bir isimle bağlantı kurabilir miydim? Bunun için de şunu yapmamız lazım. Windows Administrative Tools'a gidiyorum. Windows Administrative Tools. Buradan bir tane kullanıcı oluşturacağım. Computer Management'ı açıyorum. Computer Management. Computer Management içerisinde gelen ekranda sol tarafta Local Users and Groups diye bir seçeneğimiz var. Burada Users diyor. Users içerisinde bir tane kullanıcı oluşturacağım. New User diyorum. Buna da Ersin.kara diyeyim. Buraya Ersin.kara diyeceğim. Bir açıklama verebilirim. Şöyle olsun. Bir parola belirleyeceğim. İlk girişte şifresini değiştirsin mi? Değiştirmesin. Şifresini hiçbir zaman değiştirmesin. Şifre belirli bir süre boyunca kullanılır. Daha sonrasında yenilenmesi gerekir. Never expire diyerek hiçbir zaman şifremin süresinin dolmasın diyebilirsiniz. Ya da ben bu hesabı oluşturdum ama şu anda erişim izni olmasın diyebilirsiniz. Ben bunları seçmiyorum. Şu şekilde bir kullanıcı adı oluşturdum ve bir parola belirledim. Create diyerek bunu tanımladım. Şu an dikkat ediyorsanız Windows tarafında böyle bir tane kullanıcım var. Bu kullanıcıyı birazdan size deneyeceğim. Onda bu makineye giriş yapmam lazım. Bu sebepten dolayı bu makine içinde şunu gerçekleştirelim.
şurada gidip member of'da uzaktan erişim için yetkili bir grup belirlemem gerekiyor. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. İster buradan yaparsınız. Remote desktop users ya da şuradan çıktım. RDP'yi ayarlamış olduğum yere gideceğim. My computer üzerinde sub-top properties dedim. Genelkenden remote settings diyorum. Remote settings içerisinde remote, allow remote connections, select users. Buradan gidip diyorum ki şu kullanıcıya da izin vereceğim diyorum. Direkt oluşturdum. Okey diyerek çıktım. Bunu kontrol panel içerisinde yapabilirsiniz. Kontrol panel, sistem. Sistem içerisinde remote settings. Uzaktan erişimin verildiği yer burası. Remote settings'te önce log diyeceksiniz. Daha sonra select users deyip ilgili kullanıcılara uzaktan giriş izni vereceksiniz. Peki deneyelim. Şimdi durumu da küçültüyorum. Şurada tekrardan MSDSC'yi çalıştırdım. Yine bu makineye gideceğim. Ama bu sefer bu kullanıcıyla değil, benim oluşturmuş olduğum Ersin Kara kullanıcısıyla giriş yapacağımı söylüyorum. Okey dedim. Şu an direkt bu kullanıcıyla giriş yapıyor. İlk defa giriş yaptığım için User Profile Service devreye girdi. Ve benim profilim oluşturdu. Masaüstünün gelmesini bekliyorum. Masaüstünü hazırladıktan sonra artık sunucuyu kullanabilir hale geleceğim. Şimdi yapacağım işlem şu olacak arkadaşlar. Bu kullanıcıya giriş yaptıktan sonra SQL Server Management Studio'yu açacağım. Ve az önceki gibi Windows Authentication'la giriş işlemini deneyeceğim. Geliyorum. Şuradan SQL Server Management Studio'yu buldum. Seçiyorum. Direkt SQL Server Management Studio gelecek. Hiçbir şekilde kullanıcı adımı değiştirmeden, username vermeden, parola girişi yapmadan giriş yapmam gerekiyor. Windows Authentication bu şekilde çalışıyordu. Bilgisayara giriş yapmış olduğum kullanıcı adı neyse, ki ben bunu şöyle tekrardan bir kontrol edelim isterseniz. Who am I diyorum. Şöyle yapayım. Ekranı sileyim. Who am I diyorum. Diyor ki şu bilgisayardaki ya da domaindeki kullanıcı adı buymuş. Pekala. Doğru. O şekilde giriş yapmıştım. Neyi seçiyorum yine? OLAP, Reporting Service, Integration Service ya da Azure'daki bir SQL Server. Ben Database Engine diyorum. Hangi makine? Bu makine. Windows Authentication ve Connect diyorum. Şimdi Connect dediğiniz zaman böyle bir kullanıcı var ama giriş izni yok bu kullanıcı. O sebepten dolayı şu an hata alıyor. Pekala. Okey dedim. Nasıl düzelteceğim? Şimdi aklınız karışmasın arkadaşlar. Arka tarafta iki tane SQL Server var. Fakat giriş yapmış olduğum kullanıcılar farklı. O yüzden ben her seferinde şu ekranı göstereceğim size. Sadece Ersin diye giriş yaptıysam yetkili bir kullanıcı demek. SQL Server'ı kurulum sırasında admin olarak belirlemiştik bu kullanıcıyı. Fakat who am I dediğimde Ersin.kara diye geliyorsa bu kullanıcı standart bir kullanıcıydı. Herhangi bir yetkisi yoktu. Bunu lütfen unutmayın video boyunca. Simge adımı da küçülttüm. Yetkili olan Ersin isimli kullanıcıyla giriş yaptım. Pekala bu burada. Simge durumda küçültüyorum bunları. Nereden veriyorum bu işlemleri? Önce ilk kurulumda Windows Authentication dediyseniz herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ya da diğerini de seçmiş olabilirsiniz. Hatırlatma amaçlı Properties diyeceğim. SQL sunucusu üzerinde sağ butona bastım. Genel ekrandan Properties diyorum. İlk etapta şuradaki security ayarını kontrol etmeniz lazım. Server Authentication hangi modda çalışıyor? Windows Authentication mı yoksa SQL and Windows Authentication modda mı çalışıyorsunuz? Eğitim videolarının ilkinde hatırlayacak olursanız seriden arkadaşlar varsa biz orada kurulumu SQL Authentication için hem SQL Server and Windows Authentication olarak kurmuştuk. O yüzden burası böyle geldi. Şunu hatırlatmak isterim. Şunu seçip OK dersem sizin SQL Service bir defa durdurup başlatmanız gerekiyor. Bunu unutmayın lütfen. SQL Server servisini durdurup başlatmanız lazım. Pekala. İptal diye çıktım. Security'ye gidiyorum. Login'se geldim. Burada sisteme giriş yapabilecek olan tüm kullanıcılar yer alıyor. Sağ butona basıp New Login diyorum.
ve diyorum ki login name search edip buradan bunu ister yazabilirsiniz yahut şöyle advanced deyip bana sadece user'ları getir. Okey diyorum. Find now diyorum. Oluşturmuş olduğum bir tek kullanıcıları gösteriyor. Şu kullanıcı az önce oluşturmuştum. Diyorum ki bu kullanıcı Windows Authentication olacak. Ve giriş izni status bölümünde tanımlıyor. Arkadaşlar burası şu demek. Şayet SQL Server Management Studio'yu kullanarak benim şu an yaptığım gibi giriş yapmak istiyorsa login bölümün enable olması lazım. Ben bu kullanıcıyı oluşturdum. SQL Server Management Studio üzerinden giriş izni vermek istemiyorum ise disable diyorum. Şu bölüm login işlemi. Giriş yapsın mı, yapamasın mı? Enable dedim, giriş izni veriyorum. Peki grant ya da deny nedir? Bu da şu demek arkadaşlar. SQL Server üzerindeki database'leri uzaktan farklı bir bilgisayar üzerinden erişim gerçekleştirmek istiyorsa kullanıcı arayüz olarak Management Studio değil, programı kullanarak veri tabanlarına erişmek istiyorsa grant, arayüzü kullanarak ya da programlar üzerinde erişimi engellemek istiyorsam da deny diyorum arkadaşlar. Kısacası burası login işlemi, burası işte database'lere erişim işlemi. Buna da grant dedim. Enable diyorum, kullanıcı giriş yapabilsin dedim. Okey diyerek sonlandı. Pekala. Şimdi buraya tekrardan dönüyorum. Az önce oluşturmuş olduğum kullanıcıya. Ersin Kara kullanıcısı. Windows Authentication ve Connect diyorum. Kullanıcıya yetki verdiğimiz için otomatik olarak ne yaptı? Login işlemi gerçekleştirdi. Burada varsa database'ler doğrudan onları da ne yapacak arkadaşlar? Görebilecek. Peki bu database'lerle ilgili olarak da işlem yapmasını istiyorsam ne yapacağım? Önce bir tane database oluşturalım. Çok basit anlamda new database diyorum. Gidip database'e bir isim veriyorum. Diyorum ki buraya SQLDB örnek diyorum. Okey dedim. Database'imi oluşturuyor şu an. Bunu oluşturdum. Pekala. Az önce bir kullanıcı oluşturmuştuk. Şuradaki kullanıcının bu database'e erişmesini istiyorum. Önce erişebilecek mi? Herhangi bir şey yapmadım. Bir kontrol edelim. Buraya geldim. Database'e F5 dedim. Şu an erişim gerçekleştirebiliyor mu? Erişim gerçekleştiremiyor. Şimdi haklı olarak diyeceksiniz ki hocam az önce şöyle bir şey demiştiniz. Bu kullanıcıyı oluşturduğumda status bölümünde database'in erişimi var demiştiniz. Ama database'e erişemiyoruz. Arkadaşlar database erişim izni verdikten sonra her bir database içinde ayrıyetten gidip izin vermeniz gerekiyor. Bunlara yetki diyoruz. Şu database için diyorum ki şu yetkilere sahip olsun. Nedir bu yetkiler? Public varsayılan olarak daima gelir. SQL Server bu kullanıcıyı arka planda takip edebilmek adına giriş izni var mı yok mu, denedi mi, hata aldı mı, girdi mi ya da bir takım işlemleri kontrol etmesi için kullanılır. Daha başka neler verilmiyor? Burada ben verileri okusun. İçerisindeki tabloda ne var ne yoksa tüm bilgileri görebilsin istiyorsam data reader diyorum. Var olan tablodaki bilgileri değiştirmesini istiyorsam data writer diyorum. Bir takım objeler oluştursun istiyorsam data definition language admin olsun diyorum. Örnek create table, create view, create procedure gibi obje oluşturmasını istiyorsam DDL admin diyeceğim. Bunun haricinde yetkilerle ilgili kullanıcıları ekleyip kullanıcıların yetkileriyle ilgili işlerini yapmasını istiyorsam security admin diyorum. Yine erişimlerle alakalı bu database'lere kim erişecek, nasıl erişecek bu bilgilerle ilgili access admin diyorum. Ve backup operator database'in yedeğini alsın, aynı zamanda da restore edebilecek mi? Backup operator sadece yedek alma işlemlerinde kullanılıyor. Backup operator olan bir kullanıcı yedek alabilir. Geri yükleme yapmasını istiyorsanız ya da bu saymış olduğu bütün yetkileri bu kullanıcı yapsın diyorsanız o zaman DB owner yetkisi vermeniz yeterli. DB owner veri tabanının sahibi olmuş olur kullanıcı. Bu veri tabanı üzerinde tüm işlemleri gerçekleştirir. Yetkileri tanımlayabilir,
kullanıcılara yetki verebilir. Database'e erişip bununla alakalı database dosyaları ile ilgili çalışma gerçekleştirebilir. Backup yapabildiği gibi backup operatörün yapamadığı restore işlemini gerçekleştirebilir. Obje oluşturabilir DDR admin. Create table, create view, create procedure, create trigger gibi objeleri oluşturma izni vermiş olursunuz. Data reader ve data writer otomatik olarak yapar. Ya da ne diyebilirsiniz? Kullanıcı, ben hiçbir şekilde okuma izni vermek istemiyorum ya da yazma işlemi vermek istemiyorum diyebilirsiniz. Deny'lar burada niçin var diyeceksiniz. Zaten kullanıcıda şu data reader'ı seçmediğim takdirde deny data reader gibi davranıyordu. Az önce hatırlarsanız erişememişti. Arkadaşlar ben şu an buraya user ekledim. Siz bir grup eklemiş olabilirsiniz ya da rollerden bahsedeceğim. Kendinize özel bir rol tanımlamış olabilirsiniz. Temel mantık daima şudur. Bir kullanıcı birden fazla gruba ya da birden fazla role ekliyse bütün o grup yetkilerini ya da rol yetkilerini toplamı kadar işlem yapar. Burası önemli. Fakat herhangi bir grupta ya da herhangi bir rolde deny varsa daima baskın olan en kısıtlayıcıdır. Yani kullanıcıyı siz 3 tane gruba eklediniz. Hepsinde data reader özelliği var. Bir tane role eklediniz. O rolde de DB deny data reader özelliği var. O zaman bu kullanıcı deny yetkisiyle devam eder. Bu sebepten dolayı burada ben şunu isteyebilirim. Benim için bazı database'lerimde bazı gruplara üye olan kişiler asla okuma yapmasın. Kullanıcı farklı sebeplerden dolayı başka gruplara da üye olmuş olabilir. Bu sebepten ben gözümden kaçmasın diye buraya bir grup ekleyip o grubun üyesi ise farklı gruplara üye olsa deny reader hiçbir şekilde okuma yapamasın ya da deny writer hiçbir şekilde yazma yapamasın isteyebilirim. Evet, DB owner kısacası tüm yetkileri kullanan grup demiştik. Ben read ve write yapabilsin diyorum. Okey dedim. Şu an bunu gerçekleştirdim. Pekala. Diğer tarafa dönüyorum. Hatta şunu yapalım. Önce buradan bir çıkalım. Disconnect diyelim. Daha sonra tekrardan connect diyelim. Connect Object Explorer diyorum. Şu makineye, Database Engine'e Windows Authentication yani bilgisayarı hangi kullanıcı adı ve parolayla açtıysam o şekilde giriş yapsın diyorum. Şu an erişebildim. Database'lere gittim. Az önce burayı açtığım zaman hata almıştım. Şu an direkt görebiliyorum. Pekala. Bu Windows Authentication'dı. Şunu kapattım. Buraya tekrardan döndüm. Bazı kullanıcılar vardır ki bunlar bilgisayar kullanmaz. Bilgisayara giriş için bir kullanıcı adı parolaya sahip değildir. Fakat internet üzerinden erişiyor olabilir. Mobil cihazlar üzerinden erişiyor olabilir. Kısacası kendi bilgisayarındaki herhangi bir programdan erişiyor olabilir. O zaman bu kullanıcılar için Maybe Login deyip Windows yerine SQL Server Authentication oluşturmanız kıymetli. Bunun da kullanıcı adını gidip soyad ve isim şeklinde yazıyorum. Bu şekilde bir SQL Server Authentication içeren kullanıcı oluşturacağım diyorum. Kullanıcıyı oluşturdum. Enforced Password Policy şu demek. Windows içerisindeki polis ayarlarında yer alan parola ile ilgili kısıtlar nelerse o geçerli olsun diyorsunuz. Buradaki Enforced Password Policy. Peki neymiş bu? Local Security Policy'ye giderseniz Local Security Policy içerisinde tekrar Local Policy Account Policy, burada Password Policy açıyorum. Şuradaki ayarlar geçerli demek. Nedir bu ayarlar? Hızlıca ondan bahsedeyim. En az şu kadar uzunlukta bir parola. Bir parola için daima kompleks bir yapı, karmaşık parola oluştursun diyebilirsiniz. Bir parolayı oluşturdunuz, 8 karakter, diyelim ki burada 8 yıl 0 ise boş geçebilirsiniz ama Password must meet complexity requirements enable olduğu için siz burada kesinlikle bir parola vermeniz gerekir ve kompleks bir şey olması lazım. Ne demek bu? Büyük harf, küçük harf, rakam, artı eksi, yıldız gibi karakterler yer alması gerekir. Bu.
Bir parolayı verdiğiniz en az şu kadar gün boyunca çalışması zorunlu. En az bir gün boyunca vermiş olduğunuz paroladır. Çalışacak. Daha sonra değişiklik yapabilir. Peki bu değişikliği yaparken Enforced Password History en son kullanmış olduğu 4 parolayı hiçbir şekilde vermesini dedirtebilirsiniz. Ya da bu parolayı en fazla şu kadar gün boyunca kullansın. 42 gün sonra yeniden şifre iste diyebilirsiniz. Bunları kapattım. Burada expire olsun mu olmasın mı? Ya da ilk girişte şifresini değiştirsin mi? Evet, değiştirsin. Değiştirmesin diyebilirsiniz kutucuğu boşaltarak. Parolası hiçbir zaman sonuna ersin, ermesin diyebilirsiniz. Ya da password policy istemiyorum diyebilirsiniz. Pekala, bu kullanıcı oluşturuyorum. SQL Server Authentication dedim. Okey, hemen gidip user mapping'ten yine database'e yetki devredeyim. Bir seferde iki işlem yapmış olalım. Evet, data read write diyorum. Burada da direkt bu kullanıcıyı oluşturduğumu söylüyorum. SQL Server Authentication. Okey. Şu an buraya geldim. Şimdi arkadaşlar, bunu nasıl deneyeceğiz? Bunu deneyebilmek için bir defa bu şekilde giriş yapamam. Çünkü kara ersin diye bir tane user'ı ben Windows tarafında oluşturmadım. Ya da domainde böyle bir user yok. Bu kullanıcı için şunu yapacağım. SQL Server'ın Management Studio'mu kendi bilgisayarımdan çalıştıracağım. Bunu lütfen şöyle düşünün. Bir program yazdık Windows ya da Web Application. Orada bunu kullanacaksınız. Connection String içerisinde. Bir web uygulaması yazmış olabilirsiniz. Web uygulamasındaki arka tarafta veri tabanına bağlanıp işlem yapabilen kullanıcı olarak düşünün. Ya da mobil uygulama yazdınız. Bu mobil uygulama için böyle bir kullanıcı oluşturduğunuz varsa. Şimdi standartta bu böyle geliyordu. Fakat ben burada nasıl yapacağım? SQL Server Authentication diyeceğim. Yine Database Engine dedim. Makinemin adını yazdım. Buradaki kullanıcım neydi? Diyorum ki kullanıcı adı bu. Parolamı yazıyorum ve connect diyorum. İşte şu an kendi bilgisayarımdan kullanmış olduğum kendi bilgisayar üzerinde kendi bilgisayarımda şöyle ispatlayayım size. Hostname dersem şu anki makinemi direkt görüyorsunuz. Kendi bilgisayarımı kullanarak şu makineye kurulum yapmış olduğum Ersin Kara SQL SRV makinesine direkt bağlantı kurdum. Hangi user'la bağlantı kurdum? Dikkat edin direkt en sağda yazar ve burada direkt database'lerimi bana göstermiş oluyor. Evet arkadaşlar, kısacası iki farklı şekilde işlem yapabilirsiniz. Bunlara authentication metodu diyoruz. Bunlardan bir tanesi bilgisayara açılış yapmış olduğunuz, bilgisayara logon olduktan sonra Windows üzerinden SQL'e erişebilirsiniz. Windows Authentication ya da bilgisayarı başka bir isimle açmış olabilirsiniz. Ama SQL Server'a bağlanırken SQL Server üzerindeki kullanıcıyı tanımlamış olabilirsiniz. Bunu kullanmış olabilirsiniz. Buna da SQL Server Authentication diyoruz. Bütün bu işlemleri şuradan ayarlamanız mümkün. SQL Server üzerine Property istiyorum. Security menüsünde Authentication Method. Windows, sadece Windows'da olan yani bilgisayarınızda tanımladığınız ya da domainde tanımlı olan user'lar ya da Windows Authentication bilgisayarınızda ya da domainde olan user'lar veya ve SQL içerisinde tanımlanmış olan kullanıcılar bu veri tabanı sunucusuna erişebilir, veri tabanları üzerinde işlem yapabilir diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Authentication metotları bu kadar. İki tane authentication metodumuz var. İlk kurulumda belirlediğiniz gibi daha sonradan da tanımlayabiliyorsunuz. Sadece şunu unutmayın. Burada bir değişiklik yaparsanız kurulum sonrasında SQL servisini durdurup başlatmayı unutmayın. Bugünlük eğitimim bu kadar. Eğitimlerimi takip edip aktif olarak çalışma gerçekleştirebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olup uyarıları da açarsanız eklediğim her videoyu anında görebilirsiniz.